Evet arkadaşlar, sizlerle beraber geldik detant dediğimiz yumuşama dönemine. Hey gidi. 2. Dünya Savaşı'nda kardeşlerim kızgın bir savaşın içinden çıktık. Her tarafta barut kokusu, kan kokusu, ceset kokusu aldık. Kardeşlerim sonra bir gerilim dönemini yaşadık. Doğu ve Batı bloklar arasındaki o gerilimi içimizde hissettik. Şimdi o gerilimi kardeşlerim artık bitirmenin vakti geldi. Yani bloklar arasında oturup masaya konuşma, değil mi? Çay içme. Yani böyle biraz ilişkileri gerginlikten yumuşatmaya doğru gidelim. Peki yumuşama döneminde neler var? Gelin bir bakalım hep birlikte. Kardeşlerim özellikle yumuşama dönemi füze bunalımı ile birlikte başlıyor. Yani 1961'li yıllardan itibaren Kuruşçev ve Kennedy oturuyorlar. Füze bunalımıyla birlikte kardeşlerim artık görüşmeye başlıyorlar. Kırmızı telefon anlaşmaları falan yapıyorlar kendi aralarında. Hani güya ben telefonu kaldırdım mı direkt seninle görüşebileyim diyor. Araya aracı ne yapmayalım koymayalım diyor. Sonra da kardeşlerim bakın neler yaşanıyor. Mesela ping pong diplomasi. Bu dönemde iki tane diplomasi var zaten. Birincisi ping pong diplomasi, diğeri de mekik diplomasi. Bu iki döneme dikkat et. Diplomasiler önemli. Özellikle ping pong diplomasisine bakalım. Ping pong. Nedir ping pong? masa tenisi kardeşlerim değil mi? Dikkat edin masa tenis turnuvası var Japonya'da ve Amerikan masa tenis takımı da kardeşlerim bu turnuvaya katılmak istiyor. Ve Çin de diyor ki Amerikan masa tenis takımını misafir etmekten mutluluk duyarım. Vay! Doğu Biloğunun güçlü ülkelerinden olan Çin kardeşlerim Amerikan masa tenis takımını misafir etmekten mutluluk duyarmış. Yani Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin yumuşadığı Diplomasının adıdır bu. Ping pong diplomasi. Tabii Amerikan Master Tenis takımı gelecek kardeşlerim korka korka. Çin misafir edecek yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında Çin-ABD ilişkileri yumuşayacak. Peki kardeşlerim özellikle füze bunalımının ardından SALT 1, SALT 2 görüşmeleri var. Nükleer silahların sınırlandırılması, stratejik silahların sınırlandırılması onu kısaltmışlar SALT 1 yapmışlar. Salt 2 demişler. Mesela Salt 1'de kardeşlerim Nixon ve Brejnev bir araya geliyor. ABD Başkanı Nixon'la kardeşlerim özellikle Sovyetli Rusya adına da Brejnev bir araya gelerek 1969'da görüşmelere başlıyorlar. 1969'da başlayan Salt 1 görüşmelerinde stratejik silahların sınırlandırılması noktası masaya yatırılıyor. Ve 1972'de kardeşlerim Moskova'da Salt 1 imzalanıyor. Sonra Rusya diyor ki gel bunu biraz daha ileriye götürelim. Uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasını yapalım. O da SALT 2, uzun menzilli stratejik silahların sınırlandırılması. Özellikle kardeşlerim 1972'de SALT 2 görüşmelerine başlıyorlar. Ama Amerikan kamuoyu ayakta hayır diyor. Sakın, sakın imzalama. Niye? Ya Rusya'ya güven olur mu? uzun menzilli stratejik silahlar sakın imzalama diyorlar. Ama çaresiz kardeşlerim Carter, ABD'de Carter özellikle aynı zamanda Rusya'da da Brejnev 1979'da Saltiki'yi de imzalıyor. E Carter geliyor Amerika'ya herkes sokaklarda yuu ne yapıyorsun sen Rusya'ya güven olur mu? Çaresiz Amerika ne yapsın? kendini Beyaz Saray'a kapatı veriyor. Ve bir sabah vakti televizyon açtığında şu haberi görüyor. Kardeşlerim Sovyet Rusya 1979'da Afganistan işgal ediyor. Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesi Salt 2'nin kardeşlerim yürürlüğe girmemesine ne yapacak? Neden olacak? Salt 2 altını çiziyorum. Neden yürürlüğe girmediği Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesinden ötürü. Kardeşlerim SALT 1 SALT 2 yumuşama dönemi içerisinde yer alan önemli iki gelişmeydi. Stratejik silahların sınırlandırılması. Dikkat et. SALT 1 SALT 2. Peki bu dönemde Küba buhranı zaten yumuşamanın başlangıcıdır bu Küba buhranı. Biliyorsunuz Fidel Castro, Batista diktatörlüğünü ortadan kaldırarak Küba'ya lider olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri istemiyordu Fidel Castro'yu. Domuzlar körfezi çıkarmasında Fidel Castro'yu indirmek istediler. Ama Fidel, özellikle kardeşlerim, muhaliflerinin yaptığı bu çıkarmayı engellemeyi başardı. E ardından da kardeşlerim yönünü Sovyet Rusya'ya döndü. Sovyet Rusya o kadar sevinçliydi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin burnunun dibinde bir ada ülkesi Küba bana doğru yaklaşıyor ne güzel. Hemen geldi. Küba'da kardeşlerim Fidel Castro ile görüştü. Sonra dedi ki sen merak etme Fidel. Ben seni her türlü tehdit ve tehlikelerden korurum. Hele şu Sputnik füzelerini nereye koyayım söyle bakalım dedi. Ve Küba'ya Sputnik füzesi getirmeye başladı. Vay kardeşlerim Amerika iyice kıllandı bu olaydan. Küba'nın üstünde sürekli kargo uçakları uçup kardeşlerim inip durmakta. Hemen bir casus uçağı gönderdi Amerika. U2 casus uçağı ve Ruslar tarafından düşürüldü. Amerika hemen Küba'nın kapısını çaldı. Ne oluyor burada dedi. Derhal Sputnik füzelerini sökeceksin. Fidel Castro da dedi ki füzeler benim değil. Sovyet Rusya'nın. Git ondan iste. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya kardeşlerim işte burada masaya oturarak yumuşamayı ne yaptılar? Başlatı verdiler. Özellikle dediler ki füzeler sökülecek. Tamam dedi Sovyet Rusya sökerim ama sen de dediği Jüpiter füzelerini sökeceksin. Jüpiter füzeleri mi? Türkiye'de, İzmir, Çiğli'de kardeşlerim Jüpiter füzeleri. Amerika Jüpiter füzelerini sökecek, Rusya'da Sputnik'i kaldıracak. Tamam mı? Tamam ve anlaşmaya ne yaptılar? Vardılar. Nükleer savaşın eşiğinden dönülen gündür bugün kardeşlerim. Özellikle karşılıklı füzeler ne yaptı? Söküldü. İşte bakınız Küba buhranı, Küba bunalımı denildiği zaman bu başlıklara dikkat edin kardeşlerim. Peki Vietnam Savaşı tutup da Kuzey Vietnam Güney Vietnam Savaşı'nın nedenleri, sonuçları sorulmaz. Burada Muhammed Ali'ye dikkat etmemiz lazım. Dünyaca ünlü boksör kardeşlerim Muhammed Ali. Gencecik yaşta ağır siklet boks şampiyonu olmuş. Altın madalyasını takmış Amerikan sokaklarında böyle hava atarak gezerken bir lokantada yemek yemek istemiş. Kapıya geldiğinde ne görsün? Lokantanın kapısında zenciler ve köpekler giremez yazıyor. Öyle kötü olmuş ki Muhammed Ali madalyonu sökmüş kardeşlerim nehre fırlatı vermiş. Ardından Malcolm X ile tanışmış ve bakınız İslamiyet'i kabul etmiş. Ardından kardeşlerim Vietnam Savaşı geldiğinde onu askere götürmek istemişler. Fakat o Vietnamlılar bana hiçbir götülük yapmadılar ki ben onlarla savaşayım diyerek askere gitmeyi reddetmiş. Bu bir vatandaşlık suçu Amerika'da. Bu yüzden de yargılanmış ve 5 yıl hapse karar verilmiş yargı. Aynı zamanda lisansı iptal edilmiş kardeşlerim ama o yine de sözünden vazgeçmemiş. Viet Conglular bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diyerek. İşte bakınız Vietnam Savaşı'na katılmayıp da lisansı elinden alınan dünya cönlü sporcu kim diye sorarlarsa Muhammed Ali'yi unutmayın. Kardeşlerim Keşmir sorunu hangi iki devlet arasında sorun? Hindistan, Pakistan. Altını çizdim. Sana bu iki devlet sorabilir. Hangi iki devlet arasında sorun? Hindistan, Pakistan. Gel bakalım. Bağlantısızlar çok önemli. Bandung konferansı çok önemli. Kardeşlerim bağlantısızlar bilo. Şimdi bu devletler Asya ve Afrika devletleri biliyor musunuz? Bu devletler diyorlar ki iki nükleer güç karşısında ayakta durmak zorundayız. Yani bir tarafta ABD nükleer güç, diğer tarafta Sovyet Rusya nükleer güç. Bu iki nükleer güç karşısında ayakta durmamız gerekiyor. Bu yüzden de Endonezya'da, Endonezya'yı da unutma. Endonezya'nın ilk devlet başkanı Ahmet Sukarno kardeşlerim. Onun ev sahipliğinde Bandung Konferansı denilen bir konferans düzenleniyor. Ve Bandung Konferansı'nda bağlantısızlar bloğu ne yapıyor? Kuruluyor. Bağlantısızlık tabirini ilk ortaya atan Nehru olmuş. Hindistan'ın ünlü lideri Nehru kardeşlerim. Yanına Yugoslavya lideri Tito'yu da almış. Yanına Abdül Nasır'ı da Mısır liderinde almış ve böyle güzel bir fotoğrafla bağlantısızlar bile onun kuruluşunu birlikte açıklamışlar. Mısır, Yugoslavya ve kardeşlerim Hindistan. Bağlantısızlar bile olarak geçiyor. Özellikle kardeşlerim Bandung konferansını unutma. İsimleri de unutma ha? Tito, kardeşlerim Yugoslavya, Mısır, bak Nasır, Aynı zamanda Nehru, Hindistan. Peki Arap İsrail savaşları. Oo. 48 Arap İsrail savaşı, 56 Arap İsrail savaşı, 67 Arap İsrail savaşı, 70 Arap İsrail savaşı. Oturup da kim kimlerle savaştı, ne oldu, ne bitti sakın ezberleme. 48'de İsrail devleti kuruldu diye savaş başladı. 56'da Süveyş krizinden ötürü savaş çıktı. 67'de kardeşlerim 6 gün savaşları yapıldı ve en son 73 Yumkipur savaşı diye geçti. Yahudilerin kutsal ayında Araplar saldırdılar onlara. Tabi Golan Tepeleri, Sina Çölü bir Araplara geçiyor bir Yahudilere geçiyor derken en sonunda Amerika olaya el attı. Mekik diplomasi burada bilinmesi gereken en önemli başlıklardan biri bu. Mekik diplomasi. Kardeşlerim Henry Kissinger, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger bir İsrail'e gidiyor, bir Mısır'a gidiyor. Arap ülkelerinin en güçlüsü olan Mısır'a ardından İsrail'e, İsrail'den Mısır'a, Mısır'dan İsrail'e derken bu iki devlet arasında mekik dokuyor ya buna mekik diplomasi adı veriliyor. Kardeşlerim mekik diploması ile birlikte artık görüşmeler başlayacak. 101. kilometre anlaşmasında Camp David'a giden yolu açacaklar. 101. kilometre anlaşması. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında bilgi notu olarak verilmiş tek önemli noktası var. Camp David'a giden yolu açtı diyor. Geç. Kardeşlerim Camp David anlaşmasıyla birlikte İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti tabii ki Mısır oluyor. Masaya oturuyorlar anlaşıyorlar. Ah Mısır yıllarca mücadele ettin ya. Oturup İsrail'le şimdi anlaşıyorsun. Özellikle İsrail kardeşlerim işgal ettiği Filistin topraklarında meşruiyet kazandı. Ve İsrail Arap ülkelerinden en güçlüsü olan Mısır'ı kardeşlerim egale etti batı sınırlarını güvence altına aldı. Kudüs'ü Yahudileştirme fırsatı doğdu kardeşlerim İsrail için ve bu anlaşmaya Araplar öyle bir karşı çıktılar ki şiddetle kardeşlerim duvar gibi durdular. Dediler ki hayır imzalayamazsın demek imzaladın ha bu işin arkasında Amerika'da var hepinize lanet olsun diyen Araplar yönlerini Sovyet Rusya'ya dönecekler. Ve Mısır'a her yıl ayırdıkları petrol payını da vermeyecekler. Oh olsun Mısır'a diyecekler. Ama Amerika Mısır'ın yanında olacak. Merak etme diyecek ya ben sana destek ne yaparım? Olurum. 1967 Arap-İsrail Savaşı sonrasında OPEC denilen petrol ihraç eden kardeşlerim ülkeler birliği diye adlandırılan OPEC'ten Araplar çıkmışlar biliyor musunuz? 1967 Arap-İsrail Savaşı sonrasında. Demişler ki ulan batılı devletler bunlar çıkalım hop. Araplar çıkarak o peki kurmuşlar. Yani petrol ihraç eden Arap ülkeleri birliğini oluşturmuşlar. Ve 1973'lü yıllara geldiğimizde de batılı ülkelere silah olarak petrolü kullanmak istemiş Araplar. Her ay petrol üretimini yüzde beş, yüzde beş, yüzde beş kısmaya başlamışlar. Ne kadar az petrol üretirsek batı Petrol petrolsüzlükten yok olur gider diye düşünmüşler. Ve dünyada petrol krizi çıkmış kardeşlerim 73'lü yıllarda. Özellikle işte bakınız bunlar. Peki İKÜ, İslam Konferansı Örgütü. Ah kardeşlerim Mescid-i Aksa'mızı, Kudüs'ümüzü, Miracımızı ellerinde Molotov kokteyliyle yağmalamak isteyenler var. Özellikle Mescid-i Aksa'ya saldırı planı içerisinde olan birileri yakalanıyor. Hemen Ürdün Kralı Hüseyin harekete geçiyor. Miracımıza Mescid-i Aksa'ya nasıl saldırırlar diyerek kardeşlerim Müslüman devletleri toplantıya çağırıyor. Ve Fas'ta bir araya geliyorlar kardeşlerim. İslam Konferansı Örgütü'nü kuruyorlar. Türkiye'de kurucu ülkelerinden biri. Daha sonra adını İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ne yapacak? Değiştirecek. 2005'ten 2014'e kadar da genel sekreterliğini Ekmelettin İhsanoğlu yapacak. İKÖ, İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüyor. Kardeşlerim, OPEC, petrol ihraç eden ülkeler birliğidir. Ben OPEC'te var mıyım? Yokum tabii. E petrol ihraç eden diyor canım, ben de petrol ne arar? Kardeşlerim, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela bunlar kurucu üyeleriydi. 1967'de özellikle Arap ülkeleri ayrılarak OAPEC'i petrol ihraç eden Arap Ülkeleri Birliği'ni kurdular. 73'te petrolü batılı devletlere silah olarak kullanmak istediler. Her ay %5 petrol üretimini azaltınca petrol krizi dünyada ne yaptı? Ortaya çıktı. OPEC dediğimiz kardeşlerin bu kuruluştan 2016'da Endonezya ve 2019'da da Katar ne yaptı? Ayrıldı. Güncelde gelebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. O APEC'te dediğim gibi petrol ihraç eden ülkeler birliği olarak ne yapıyor? Geçiyor. Baz kardeşlerim özellikle Arap bölgesinde Orta Doğu'da çok önemli bir partiden bahsedelim. Bas partisi Arap sosyalizmi yeniden diriliş diyorlar adına. Suriye'de ortaya çıkmış kardeşlerim 1952'de 63'te iktidar ele geçirmiş. Vahdet, hürriyet, iştirakiye sloganları ile birlikte Irak bölgesinde de büyümeye başlamış. Irak'taki temsilcileri Sattam, Hüseyin. Bir ruh, bir dem, refik ya Sattam. Ruhumuz da kanımız da sana feda olsun ya Sattam. Naralarıyla birlikte iktidara geliyor Sattam Hüseyin. Kardeşlerim o dönemde biliyorsunuz İran-Irak savaşı dediğimiz büyük bir savaş patlak verecek. Özellikle kardeşlerim Sattam Hüseyin bakınız yanı başındaki İran'da Humeyni devrimi sonrasında garip işler dönüyor. Hümeyni devrimi sonrasında Hümeyni çıkıp dünya üzerindeki bütün Şiiler benim korumam altındadır deyince Saddam Hüseyin de ne diyorsun sen deyip Cezayir dostluk anlaşmasını fesh ediyor. İran'dan dost olmaz diyor Saddam Hüseyin. O yüzden de dikkatli davranmamız lazım. Ve Humeini kardeşlerim sürekli Şiilerle ilgili söylemlerde bulunuyor. Ve Irak ülkesinde Şiiler yavaş yavaş baş kaldırmaya kalkınca Saddam Hüseyin de onlar üzerine yürüyor. Kardeşlerim Şiiler üzerine yürüyecek. Ardından da tabii ki Hümeyni harekete geçecek. Irak'ın iç işlerine müdahale edecek. Irak'ta gidip Hümeyni'nin İran'ın iç işlerine müdahale edecek. Birbirlerinin iç işlerine müdahale etmeleri ve sınır ihlalleri yapmaları iki devleti kardeşlerim karşı karşıya getirecek. İran-Irak savaşlarının nedenleri ve sonuçlarındansa bu dönemde yaşanan iki olaya dikkat etmenizi istiyorum. Birincisi Halepçe katliamıdır. Özellikle Irak'taki Kürt kardeşlerin vatandaşlarını Saddam Hüseyin katletmiştir. Bakınız İran Hümeyni'nin desteğiyle birlikte Irak içerisinde Irak'ın kendi Kürt vatandaşları isyan çıkarmak isteyecek. Ve Saddam Hüseyin onlar üzerine yürüyecek kardeşlerim. Bu isyanı sert yolla bastırmak için kimyasal silahlar kullanacak ve binlerce kendi Kürt vatandaşını katlettiği o katliama Halepçe katliamı adı verilecek. Halepçe katliamı insanlığın en büyük dramlarından biri olacak. Kardeşlerim Halepçe katliamına dikkat et. Bir de İrangate olayı vardır. İrangate olayı özellikle kardeşlerim dikkat ediniz önemli bir nokta. Nedir bu biliyor musunuz? O dönemde İran'a ambargo uygulamış Avrupalı devletler. Ama bu ambargoyu delen Amerika, İsrailli bir general vasıtasıyla İran'a silah satıyor. Vay! Sonra da ortaya çıkıyor bu İran -Gate olayı diye adlandırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kardeşlerim İran'a uygulanan ambargoyu delerek İsrailli bir general vasıtasıyla silah satışının adıdır bu. İran -Gate olayı. Dikkat edin kardeşlerim. Ortaya çıkacak ABD Başkanı Reagan diyecek ki benim hiçbir şeyden haberim yok diyecek. Ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Oliver North suçlu bulunacak kardeşlerim. Günah keçisi olacak. İrangate olayı. Kardeşlerim bunlara dikkat et yeterli. Peki en önemli noktalardan biri Kıbrıs meselesi. Kardeşlerim Kıbrıs meselesi. Kıbrıs'ta Yunanlar tarafından bir iddia ortaya atılıyor. Enosis iddiası diyorlar buna. Enosis iddiası denilen iddiada Kıbrıs'ı nereye bağlamak istiyorlar? Yunanistan'a. Tabi Birleşmiş Milletler'e falan başvuruyorlar. Birleşmiş Milletler de diyor ki Kıbrıs'ta sadece Rumlar yok kardeşim bak Türkler de var diyor. O yüzden bağlayamayız. Ha öyle mi diyor Rumlar? Hemen bir EOKA denilen terör örgütü kuruluyor. EOKA kardeşlerim dikkat ediniz. Rumlar tarafından Kıbrıs'ta kurulan terör örgütüdür. Asala onu Ermeniler kurdu. Asalayla karıştırıyor öğrenciler. Asalayı Ermeniler kurdu. EOKA'yı Kıbrıs'taki Kardeşlerim Rumlar kuruyor. Enosis iddiasını gerçekleştirmek isteyen EOKA kanlı terör faaliyetlerine başlıyor. Ve onların karşısında Rauf Denktaş'ın öncülüğünü yaptığı Volkan ve TMT teşkilatı oluşturuluyor. Volkan ve TMT teşkilatı Kıbrıs'ta kan gövdeyi götürüyor kardeşlerim. Ve biz Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olarak ve biz NATO'ya üye bir ülke olarak durumu gündeme getiriyoruz. Hemen İngiltere harekete geçiyor. Londra ve Zürih anlaşmalarıyla 1959'da Kıbrıs'ı bir hale getiriyor. Kardeşlerim Zürih ve Londra anlaşmaları diye geçer. 1959 tarihinde yapılan bu anlaşmalarla Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Kıbrıs tek devlet haline getiriliyor. Birlikte yaşayacak Rumlar ve Türkler deniliyor. Hatta Londra'ya giderken Adnan Menderes'in uçağı İngiltere üzerinde kardeşlerim düşürülüyor biliyor musunuz? Ama burnuk bile kanamadan ne yapacak Adnan Menderes? Kurtulu verecek. Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kardeşlerin başkanlığına Makarios yardımcılığına Doktor Fazıl Küçük getiriliyor. Birlikte yöneteceksiniz. Makarios şimdilik başkan daha sonra Fazıl Küçük başkan olur. Makarios yardımcı olur. Birlikte götüreceksiniz diyorlar. Ama çok uzun sürmüyor ki. Kardeşlerim özellikle Akritas planı ya Kanlı bir Noel akşamını bize getirecek Akritas planı. Akritas denilen adam çıkıyor. Bir gece vakti Türkleri Kıbrıs'tan atacağız diyerek kardeşlerim 1963'te yine kanlı eylemlere başlıyorlar. Olmuyor. Yani Rumlarla Türklerin bir arada durma ihtimali yok. Bunu görmesi lazım Batı ama ne yapsın? Özellikle kardeşlerim harekete geçiyoruz. Hemen uçaklarımızı havalandırıyoruz. Cengiz Topel İhtar uçuşları yaparken uçağa arızalanıyor. Ve paraşütle atladığında Rum tarafına düşüyor. Esir kardeşlerim üzerinde silah bile yok. Ama onu çarmıha gererek öldürüyorlar. Şehit ediyorlar benim pilotumu. Cengiz Topel. Özellikle kardeşlerim durmuyorlar. Evleri basıyorlar. Ve binbaşı tabip binbaşı Nihat İlhan'ın çocuklarını ve karısını kardeşlerim küvette kurşuna dizerek öldürüyorlar. İşte bakınız şu fotoğraf. Ne zaman baksanız hatırınıza hep Kıbrıs gelsin. Hiç unutmayın kardeşlerim. Rumların yaptıklarını asla ve asla unutmayın. Bak 2. Abdülhamit dediğimiz kardeşlerim bir gemiyi uğurladık değil mi? Arama gemimiz bizim. Özellikle Abdülhamit Han gemimiz aramaya çıkarken Akdeniz'de ona 3 tane gemi eşlik ediyor. O 3 geminin de ismi işte şu Küveyt küvette kardeşlerim şehit düşen üç çocuğun adı verildi biliyor musunuz? O yüzden dikkat edin kardeşlerim. Unutma, unutturma. Nihat İlhan kardeşlerim ailesi maalesef şehit edildi. Özellikle hemen İngiltere olaya müdahil oldu ve dedi ki olmayacak bölelim dedi Kıbrıs'ı. Yeşil atla birlikte İngiliz general yeşil keçeli kalemle harita üzerinden bir çizgi çizdi. Buna yeşil hat deniliyor ve garantör ülkeler dedi kardeşlerim toplandılar. Garantör ülkeler de kimdi? İngiltere, Yunanistan, Türkiye. Ta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda garantör ülkeydi. Üç devlet İngiltere, Yunanistan, Türkiye. Garantör ülkelerle bir araya gelen İngiliz general yeşil hattı ne çeki verdi. Durmayacaklar. Biz müdahale etmek isteyeceğiz. Amerika sürekli önümüzde engel. Johnson mektubuya Amerika Birleşik Devletleri Johnson mektubunu İsmet'in İnönü'ye göndermiş. İsmet'in İnönü'ye hakaret içeren kardeşlerim cümleler kullanmış Johnson mektubu. Aynı zamanda kardeşlerim artık dayanamıyoruz. İsviçre'de bir toplantı var. Kıbrıs meselesi gündem olabilir. O dönemde kardeşlerim bizim başbakanımız Bülent Ecevit yardımcılığını Necmettin Erbakan yapıyor ve Dışişleri Bakanı Turan Güneşi gönderiyorlar konferansa. Bülent Ecevit tembih ediyor diyor ki bak Turancım Özellikle baktın ki aleyhimize böyle karar alacaklar. Haberi çak biz anlarız diyor. Tamam diyor Turan Güneş. Gidiyor kardeşlerim konferansa çıkıyor çıkmasına ama hep aleyhte kararlar kardeşlerim aleyhte konuşmalar. Bir türlü çözüm yok hemen telefona sarılıyor. Bülent Ecevit arıyor ve diyor ki kızım Ayşe tatile çıksın diyor. Turan Güneş. Turan Güneş'in kızı kardeşlerim özellikle Ayşe. Ve ardından 1974'te Kıbrıs kardeşlerim çıkarması başlıyor. Başbakan Bülent Ecevit. Yardımcısı Necmettin Erbakan. Dışişleri Bakanı Turan Güneş. Unutma kardeşim bunlar önemli. Kıbrıs çıkarmasıyla birlikte kardeşlerim yarıya kadar geldik. Bize dur dediler durduk. Durmasaydık var ya o Rumları Yunanistan'a kadar yüzdürürdük orada. Ardından Rauf Denktaş çok önemli bir isimdir. TMT aynı zamanda Volkan Teşkilatları'nın öncülüğünü yapmış ve Kıbrıs çıkarması sonrasında kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne başkanlık yapmış ve daha sonra da Kıbrıs Cumhuriyeti kardeşlerim kurulduğunda, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğunda bakın onun da Cumhurbaşkanlığını yapmış olan Rauf Denktaş'ı unutma. Bir dönem kardeşlerim anlam planında 2004'te yine Kıbrıs'ı birleştirelim dediler. Kofi Annan ortaya attı ama kardeşlerim Rumlar istemediler. Bu yüzden de dikkat et. Kıbrıs meselesiyle ilgili başlıklar bunlar. Şimdi kardeşlerim yumuşama döneminde özellikle uzayda da bir yarış var ha. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya arasında. Şimdi Sovyet Rusya Soğuk Savaş döneminde uzaya ilk uyduyu gönderen ülke oldu. Sputnik. Adamların her şeyi Sputnik. Çünkü Rusça'da yoldaş demek Sputnik. Özellikle uzaya ilk uyduyu Sputnik uydusunu gönderen Rusya oldu. Daha sonra Amerika durur mu? Rusya uydu gönderdi diye hemen NASA'yı kurdu. Ulusal Hava Daire Başkanlığını oluşturdu. Daha sonra Sovyet Rusya dedi ki ben dedi en iyisi bir canlı göndereyim uzaya. Bir bakayım insan göndermeden önce canlılar üzerinde bir deney yapayım. Laika adı verilen bir köpeği gönderdi. Daha sonra baktı ki olur. Bu iş yapılabilir hemen Yuri'yi, Gagarin'i Vostok 1 aracına bindirdiler ve uzaya giden ilk insan, kozmonot Yuri Gagarin oldu. Amerika Birleşik Devletleri durur mu kardeşlerim? Hemen o da bir kapsül ayarladı. O da Neil Armstrong'u kardeşlerim uzaya gönderdi. Neil Armstrong deyip geçme. Aya ilk ayak basan adamdır. Kendim için küçük, dünya için büyük bir adımın başlangıcı demiştir. Aya ayak bastı. Kardeşlerim, özellikle bu dönemde bakınız artık Apple bilgisayarlar sanayide, fabrikalarda kullanılmaya başlandı. Ve Amerikalı bilim insanları arasında iletişimi sağlamak amacıyla bir A, Arpanet adında bir ağ ne yaptığı Oluşturuldu. Bu dönemde kardeşlerim darbeler de var. Türkiye'de biliyorsunuz. Özellikle 27 Mayıs askeri darbesiyle birlikte başlayan, 71 muhtırasıyla devam eden, 80 ihtilaliyle devam eden, daha sonrasında kardeşlerim 96 Şubat 1996 postmodern darbesini yaşayan, 2007'de E muhtıra ve 2016'da da hain FETÖ darbe girişimini bu ülke kardeşlerim gördü. Özellikle 27 Mayıs askeri darbesi Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel tarafından yapıldı. Cemal Gürsel, 27 Mayıs askeri darbesini gerçekleştiren adam. Özellikle kardeşlerim Milli Birlik Komitesi olarak geçiyor. 12 Eylül kardeşlerim özellikle Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren tarafından yapıldı. Tabii ki kardeşlerim 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi de Yurtta Sulh Konseyi tarafından yapılıyor. Burada Milli Birlik Komitesi'ni gördün mü? Dikkat et. 27 Mayıs. Kardeşlerim Milli Güvenlik Konseyi'ni gördün mü? Hemen aklına 80 ihtilali. Yurtta Sulh Konseyi'ni gördün mü de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi aklına gelsin. Özellikle kardeşlerim dikkat ediniz darbeler ve 27 Mayıs darbesinde bir başbakan, bir dışişleri bakanı ve bir de Maliye Bakanı bu ülkede idam edildi. Adnan Menderes kardeşlerim başbakan, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Celal Bayar'a da idam cezası geldi ama yaşından ötürü kardeşlerim hapse çevirdiler onu. 80 ihtilalinde kan gövdeyi götürdü kardeşlerim. Binlerce, milyonlarca insan zarar gördü bundan. Tabutlar içerisinde işkence gören insanlar mı dersiniz? Faili meçhul cinayetler mi dersiniz? Kasteciler, insanlar, kardeşlerim hepsi kaybolup gittiler. Darbeler ülkemizi 10 yıl geriye götüren kardeşlerim gelişmeler oldu. İşte bakınız bunlar önemliydi. 80 ihtilalinde adı özellikle ön plana çıkan Turgut Özal. Kardeşlerim 1980 ihtilalinden sonra Kenan Evren hükümeti döneminde özellikle ekonomi bakanlığı yapmış. Daha sonra Anavatan Partisi'ni kurmuş. Daha sonra da kardeşlerim Anavatan Partisi ile başbakanlığa oturmuş. Daha sonra da kardeşlerim tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevinde üstlenmiş. Turgut Özal'la ilgili en önemli bilgi 24 Ocak kararlarıdır. Ekonomide mükemmel hamlelerdir. Ekonomide çağ atlamadır. Zaten Turgut Özal'ı öne çıkartan bu olacaktır. Nedir o? Turgut Özal'ı öne çıkartan 24 Ocak kararları. Oradan adı duyulacak, Ekonomi Bakanlığı yapacak, daha sonra parti kurup kardeşlerim başbakanlığa gelecek. Ortanın solu denildiğinde de Bülent Ecevit'i unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 73 seçimlerini kazanan Bülent Ecevit ortanın solu olarak geçer. Peki bu dönemde kardeşlerim özellikle Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı Susuz Yaz filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü alacak. Aynı zamanda bu dönemde altın mikrofon yarışması düzenlenecek ve Yıldırım Gürses'in Gençliğe Veda Kardeşlerim şarkısı dikkat edin birinci olacak. Bu dönemde kardeşlerim Moğollar denilen gruplar ortaya çıkacak. Bu dönemde Cahit kardeşlerim özellikle önemli sanatçılar, işte kaberalar, tiyatrolar, Adile Naşitler, Zeki Alasyalar, Metin Akpınarlar, Şener Şenler, Kemal Sunallar değil mi? Ön plana çıkacak. Ama bu ikisine dikkat edin bunlar soru olarak ne yapabilir gelebilir. Evet yumuşama döneminin özetinde sizlerle beraber kardeşlerim bitirdik. Şimdi gelin son ünite olan küreselleşen dünyaya doğru yol alalım. Hadi bakalım biraz da küreselleşelim globalleşelim kardeşlerim bakalım neler olacak.